Kızım. Kuzum. Kalkmak ister misin? Bizimle mi geleceksin? Evet abi, planımız ne? Nereye gidiyoruz? Sen benim motoru yaptırırsan ben de seni Erciyes'e götürürüm. Nasıl fikir? Motorun nesi var? Lambası var. Arka. Arka sol. Tamam. Evet. Bir de şu şey var. Pedal neyse. Ayaklık. Ayak bastırıyor. Burayı yaptım. Seyircilerime iyi görüntü kalitesi sunabilmek için 4K 60 FPS çekim yapıyorum, biliyor musun? Erciyes. Şuraya gideceğiz. Şimdi ilçeye gideceğiz. İlçemizin adı ne abi? Efendim? İlçemizin adı ne? Ereğli. Niye düşündün? İlçenin ne olduğunu düşündüm. Ağzıma soksana şunu, öyle bir şey olmadı. Abi. Al abi. Poz ver abi. Sıcakta bir su patlar ha abi. Ha? Patlatayım mı sana bu su? Şşş, ne diyorsun? İnşallah soğuk bu su. İnşallah su vardır, benim tek şeyim olur. Yok, lık geliyor. Buyurun kardeş. Kardeşim oğlan. Burada kardeş de yoksa üzerler seni. Kardeşim dersen üzerler burada seni. Ah, buz gibi. Ciddi mi? Vallahi buz gibi. Boz mu abi? Bildiğin dolaptan çıkmış. Ah, elhamdülillah. Abi, nereden başlayalım? Birisi bir gazeteyi tahvil et, özele konuşmayız. Gel. Hızlı geliyorsun, bu beni ürküttü. Talip ustayı bulacağız, gel. Ne? Din Talip usta. Talip. He. Motor. Ürükledin mi şu? Ya gir böyle iyi ya. İyi böyle bırak işte. Yani. Gidiyor mu? İndim. Pantolonu yırtmayız inşallah indiğinde.
Evet abi, ne kadar kilitlendi? 80 TL. 80 gayme. Yani Avrupa'da böyle değil Aziz. Yani Avrupa 8... 10 Euro. 10 Euro. Şey değil mi, Avrupa çok pahalı abi. Burada 8 Euro, orada 10 Euro. Evet abi. Ne yapıldı? Ayağımı koyduğum zımbırtı var bir tane. Senin ayağın 80 lira yapıyor mu da peki? Ayakların 80 lira. Ayak paleti kırık efendim. Bakalım yapılan yeri hemen gösteriyorum. 5 saattir sanayideyiz. Ya 10 saat oldu hatta, 5 saat değil. Ama ben şey yapayım bak şöyle. 2 tane çatlak kırık vardı. Şuradan halletti, buradan halletti abi. Çok küçük espriler. Bir de şunu Bali ile abi akşamleyin çektiği Bali ile buraya şey yaptı. Ama Allah var, işçilik güzel. Çünkü liyakat var. Liyakat var. Anadolu çünkü burası. Burada liyakat olmadı mı hayatta kalamazsın. Adam şurayı sıfırdan başka bir demire eritti, şekil verdi. Fabrika çıkışından daha iyi. Bunu hemen Honda'ya bildireceğim mesela. Honda beni duy. Honda Develi sanayisinde bir abi seni bekliyor. Şimdi işimiz bitti Develi'de ilçede. Hafsa bitti. Hemen konuşmalıyım. Hemen. Şimdi buradan tekere çıkıyoruz işte. Bu konu bu kadar. Çok büyütecek bir şey yok yani. Video izlemenizi gerektirecek bir şey de yok zaten. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news, my head's been wet with the midnight dew, I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Elik mekandayız. Ben kendimize yer tutuyorum ağacıyla. Hemen git, ben etrafta atıyorum. Şimdi burası Tekir, Tekir yaylası. Burası da malum Erciyes. Şu an rakamımız 2000. Erciyes'in zirvesi ise, şurası ise 4000. 2000 metre daha var yukarıya. 5-10 yıl içerisinde oraya da çıkacağım. Şuraya çıkacağım. Ölmezsem çıkacağım. Şöyle burayı düzenlediler, böyle dükkanlar falan. Eskiden bir tane araba vardı, sadece tatlı satıyordu arkasında. Halka tatlı. Şimdi buralar hep değerlendi, değerlendi. Hadi gidelim de çorbamızı içelim. Acıktık.
Yer tutuyordun abi. Tuttum. Ayakta mı işçi? Yer tuttum, sandalye değil. Ben tutayım şey. Elindeki sen sandalye. Afiyet olsun abi. Senden mi şiş çorbalar? Hayır, senden. Nasıl benden ya? Çünkü ben senin sırtında getirdim buraya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet evet, bundan iyi kazanıyorlar. Elhamdülillah, besmele falan filan hepsine. Abi ne var bunun için aldın? Her... Ne lan bu? Yanak odur, kaçağı, ağız, surat, burun, her şey var. Normal et var. Pulver at ya. Kayseri'nin ortasında su. Fark etmez ya. Gir şöyle bir yerde. Şu an yok. Çok hızlı gelen var. Sağdan. Abicim oz ne ya? Azıcık başlayalım. Bak otur şu. Para oldu. Yanlış yer çekiyorlar. Manzara takibim var bende. Bir şey olmaz lan. Erciyes çektiğimiz kadar çektim. Evet, aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Erciyes'e doydum. Ben öyle kamera karşısında konuşan bir insan değilim aslında. Yani kameralar şov yapmayı sevmiyor. Emir, şimdi bizi burada durdurdun. Tamam. He. Evet. Erciyes'i gören bir yerde duralım da çekelim dedin. Evet. Buna istinaden bir şöyle genel etrafı ve akabinde de RGS bize gösterir misin? Şimdi burası Tekir Yaylası. 1000 yıllık yayla. En bildiğim saydın mı? Dedemler, babamlar, herkes burada koyun yaymış. Burası da Tekir Göleti. RGS'de bu tepe. Bura RGS mi? Övdüğünüz RGS bu mu şimdi? RGS gözükür diye düşünmüştüm ben burada. He. Sonra? Gözükmüyor. Daha var. Bak bunlar benim koyunlar. Oğlum 300 tane koyun var burada. Çağırayım mı? Çağır. Şah! Şah! Sesimi duymadılar. Çobanlara rekabet ettim. Mexican town is where I found Jesus. Out of the Mexican night, in darkness he came. When the hammer clicked, I heard angels coming to take me to my grave. And Lord, I've been a terrible man. And there ain't much left in my soul. But dying in an ambush in the Mexican night. That ain't no way for a legend to go. Dur lan.
Çanakkale şehitliği falan. Hayır, nereye kadar bir şu kadar, şu içeriye sokmasın şu an. Ha, buraya çok. He? Anladın ki böyle görürsün. Şu çakıla giriş size, beyaz çakıla kadar ya. Görelim en azından. Evet, hiç konuşmadın video boyunca. Yani açıklamak ister misin bazı şeyleri? Evet Emir, neredeyiz? Ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Neredeyiz? Ben de saçımı yukarı Develi'deyiz. Demin Develi'deydik, şimdi yukarısına çıktık biraz. Bak çünkü çekimden de belli yukarıda olduğumuz. Çekimden de belli çünkü tepemiz mavi. Evet. Gökyüzü mavi olur. Saçmalayacak mıyız daha fazla? Birazdan göstereceğim. Tekirdeydik. Ya beklemede kalın yani. Videoyu sonuna kadar bekleyin, izleyin. Beklemede kalın. Bu güzel çekimi neye borçluyuz? Tabii ki de güzel yukarı develimize. Görmüş olduğunuz gibi bir tarafta Erciyes. Göster öbür tarafı abi. Öbür taraftaki o Silivri halindeki dağlar, Toroslar. Şu sağ taraftaki tepede şu anda antenlerin olduğu yer. Develi'nin kalesi. 1000 yıl önce Türkler Anadolu'ya girdiğinde 1071'de Selçuklu Sultanı Alparslan diyor ki girin diyor, fethedin diyor, fethettikçe sizin olsun diyor oralar. Yani toprak fethedenidir. Develi'de Koca Ali, diğer adı da komutan, geliyor bu kaleyi fethediyor. Nasıl fethetmiş anlamıyorum. Tepede şimdi surlar gözüküyor az çok. Oraya nasıl çıktığımda neyle fethettim? Oraya nasıl inşa etti zaten Bizans onu da anlatıyorum da. Eskiden bura böyle değildi. Şimdi birkaç sene içinde yenilemişler. Çanakkale şehitliği yapmışlar. Zaten türbe hep vardı. Arkada türbe var. Gösteririz birazdan. Develi'nin türbesi duruyor Selçuklu'dan kalma. Sağ tarafa bak abi. Erciyes'in orada şey var. Neydi? Anıt. Şehitlik anıtı Çanakkale. Tam eline denk getireyim de. Nereye gösterdim? Tam şura. Şura. Tamam. Şurada sarı yerler. Develi'de gidip Çanakkale'de şehit olan işte Develiler. Şimdi Çanakkale'deki siperlerin bir kopyasındayız. Ne denir buralara? Kopyaya. Kopya değil de daha havalı bir kelimesi vardır. Parodi gibi bir şey. Reprodüksiyon. Bir şeyler işte. Şimdi böyle bir siper. Gel abi şuradan alayım ben kamerayı. Yo ben alırım. Gel o zaman aşağı. Aşağıyı almayacağım. Şöyle göstermeyecek mi? Siperler şey var işte. Işık alacak mı orayı? Sen yürü ben geliyorum. Her türlü alacağım. İyi gelme. Şimdi burayı benzetmeye çalışmışlar her şeyle. Küçük küçük parçalarla Çanakkale'ye benzetmişler. Şehitler, anıttıklar falan. Anıtlar. Yani burada kum torbaları falan var. Çok girmeyeceğim buraya içeriye. Neden? Geçenlerde girdim. Halkımızdan bazı insanların analarıyla problemleri olduğu için işemişler içeri. O yüzden ben çıkıyorum buradan. Vurma siknar bari. Gel şuraya. Burada Çanakkale Savaşı'nda Develi şehitleri. Gayet açıkça söylediği gibi. İlk önce burada şeyi göstermişler. Yaklaş abi buraya gösterelim. Çanakkale'deki İtilaf Devleti'nin yani düşmanlarımızın gemileri Çanakkale'ye soktukları 16 tane devasa gemi savaşı gemisi. Tabii bizim topumuz tüfeğimiz yok daha. Taş falan atıyoruz. Bu şu aşağılarda bir yerde. Tam eline alır. Nereye? Sol. Sol. Alt. Alt. He bura. Aynen. Gözüküyor mu? Yaklaşacağım. Yaklaş. Yaklaş. Şehit Velioğlu İbrahim. Babası Veli'di, Veli Çavuş, Sarıkamış'ta dönerken Sivas'ta soğuktan vefat ediyor, Kayseri'ye varamadan. Nasıl vefat ediyor? Kısaca hemen anlatacağım. Harita üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi harita üzerinde anlatacağım derken tam olarak harita üzerinde canlandıracağım sadece. Bizim cephemiz burası, düşman cephesi burası. Komutan emir veriyor dedem ve arkadaşların oradaki erlere. Gidin diyor cephaneliği patlatın diyor düşman cephesindeki Anzak cephaneliğini. Gidiyorlar patlatıyorlar geri geliyorlar. İkinciye veriliyor aynı görev. Gidiyorlar patlatıyorlar geri geliyorlar. Savaş iyice kızışmış.
son noktalarına gelmiş artık. Çatışmalar iyice büyümüş. Düşman güçsüzleştirilmesi gerek. Güçten düşürülmesi gerekiyor. Dedem çıkıyor. Dedem, büyük dedemin abisi. Çıkıyor. Ben diyor gideceğim diğer cephaneliği de patlatacağım diyor. Komutan diyor ki hayır yapma diyor. Başına bir şey gelir. Olmaz, böyle bir görev vermiyorum sana diyor. Alıyor eline artık patlayıcı, ne varsa, nasıl, neyle patlattıysa, bombayla mı, neyle, silahla mı. Gidiyor düşman cephaneliğine sızıyor. Orada patlatıyor. Geriye dönüyor. Arkasını dönüp kaçıyor oradan cephanelik patladıktan sonra. Sırtından vurularak şehit ediliyor. Orada Çanakkale şehitliğinde de yatıyor. Bunu da askerlik arkadaşı geliyor, ailesine burada anlatıyor. Emanetlerini, birkaç şeyi veriyor, anlatıyor. Böyle. İtilaf kuvvetlerinin Boğaz'ı geçerek İstanbul'a gelmesini önleyen 3 kumandandan biri olan Arıburnu Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa, Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Altay ile Siper'de Anafartalar cephesini izlerken. Ki sahneyi yansıtmışlar buraya. Şimdi şuraya gidelim, toplan oraya. En sonunda savaş atmosferini yaşatmak için büyük ihtimalle bu o dönem kullanılan toplardan değildir. Bunlar yine hidrolik sistem falan bir şeyler var galiba. Kıbrıs zamanı falandır galiba, tahminimce, yalan olmasın. Buraya iki tane top koymuşlar. Tam şehre bakacak şekilde tepeden. Şuradan bir tanesini ateşleyebilsek aslında 10 numara görüntü çıkar videoya. Burası da Develi işte, aşağı Develi şu an. Ortalama 50 bin insan falan vardır. Bunun bir de köylerini sayarsak Erciyes. O benden daha iyi görüyormuş ki. Ben niye buradan bakmıyorum ki? Erciyes. Ne yapmayı unutmuyoruz abi? Ben unuttum. Ne? Millet nasıl unutmasın? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı. Bir de izleyin. Yani izleyin ki birileri izlesin bunu. Yani kemik izleyicin olan 10 kişiye ne demek istersin? Hayır canım, 21 kişi var kemik kitle. Gerçekten mi? 21 kişi mi var benim onlara kemik kitle? Zaten abonem 21 kişi. Buradan beni sürekli izleyen, utandırmayan o ailem ve arkadaşlarım olan 21 kişiye. Biz bir aileyiz de. Biz bir aileyiz. Selam gönderiyorum. Bay bay. Çık. Tekrar çıkıyorum. Öyle dursun, kapatma. Samimi oluyor. Hadi bir daha bekle. Çık. Emir abi, ciddi bir konu anlatacaksın. Tamam. Bekliyorum. Tamam, videonun çekimi bitti. Abim iddiaya girdi. Ne? Bunu kaldırırım. Topu. Oğlum, şu topu. Ben... Seyit Onbaşı'nın torunuyum. Bak oraya. Nereden dersen bilmiyorum ama muhakkak bir şey bir akrabalık çıkartırım. Dur şöyle yapayım. He. Ben bunu kaldırırım. Kaldıramazsın. Nesine? Benim için önemli olan konu. Bir, bel fıtığı ameliyatımı karşılayacaksın. Tamam. İki, bir top dondurma. Madem top. Bir top derken bir top ve dondurma mı alacağım? Evet. Bunu da mı istiyorsun evet. Yani? Bunu koyacağım. Kaldırıyorum, aşağıya çek ya da beni çek. Aynı anda ikisini birden çek. Geniş açı olursa kötü olur. Tamam. Karanlık ya. Şöyle bir şey, yani yardım almadığını nereden belli olacak? Kaldırıyorum. Bekle. Şöyle, okey. Gıcır diyor mu? Kaldır. Nasıl kaldırıyor? Öyle bir şey yok ya. Al bir şunu, şunu bir al şunu. Al bir şunu. Öyle bir şey yok dedim, denedim mi? Nasıl ya? Oğlum. Abi saçmalama, kendine gel. Sen güçlü bir insan değilsin. Sen kilolu bir insansın. Emir ne yapıyorsun? O kalkıyormuş. Lan dur, devireceksin. İndir indir. Şüphelimizi bir doğrultalım da. Şüphelimizi doğrultamadık gitti. Emir. Keşke. Bunu kaldırırsan. Asıl şunu kaldırırsan. Ama şey değil mi? Çek elimle komple. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim gibi kekoların olacağını bilip aslında bunlara iyice takoz koymaları lazım. Ha, bir tane var da yetmez o. Abi bu gitmez ya. Oğlum kaldırıyorsun dengesi. Bir şey diyeyim mi? Yeni lastik takmışlar. Sıfır lastik takıp bir de şişirmişler. İşte Kayseri Belediyesi çalışıyor. Hadi bana çalışıyor. Çay içecek bir yere götür. Tamam, çay benden madem. Beli ağrın gelsin.